Arkadaşlar herkese merhaba. Zor bir seansı geride bıraktık yine. Oldukça sert ve volatil hareketler oldu. Bir ara dönüyormuşuz gibi oldu. Dönemedik. Orada bir kısım insanı içeri aldılar. Sonra onları da içeri aldılar tekrar ve muhtemelen büyük para kayıplarına yol açtılar. Market yapıcıların genel oyunu ama bu ara bizim borsamızda çok sık olan bir durum. Çok sık yön değiştirme oluyor gün içinde. Tam diyoruz dönecek gibi oluyor ama bir dakika içerisinde artı birden eksi bire dönüyor endeks. Bugün şimdi hem BIST 100'ü hem de belirlediğim yine 12 tane hisseyi analiz edeceğiz beraber. Onun öncesinde bu grupların bir duyurusunu yapmak istiyorum. Bildiğiniz gibi Nisan ayında 3 farklı grupla yola devam edeceğiz. Ve o grupların birincisi toplu eğitim grubu, ikincisi birebir eğitim grubu, üçüncüsü ise hisse paylaşım grubu. Bu hisse paylaşım grubunda arkadaşlar ben kendi aldığım ve sattığım hisseleri paylaşacağım. Kendi trade portföyümden bir kısmı orada paylaşacağım. Diğer kısmı zaten Twitter ve YouTube'da paylaşmaya devam ediyorum. Ama genellikle tabii benim en çok güvendiğim hisseleri o grupla paylaşmayı düşünüyorum. Bu gruplar bu ayda olduğu gibi önümüzdeki ayda Twitter ve YouTube aktifliğime herhangi bir şekilde etkilemeyecek. Önceliğim dediğim gibi her zaman burası. Ama orada da hem eğitim kısmında hem de hisse paylaşımı kısmında çalışmalarımı sürdüreceğim. Bir de YouTube'da katıl butonumuz aktif oldu. Dilerseniz kanala destek olmak isterseniz o butondan da size uygun seçeneği aktifleştirerek kanala destek olabilirsiniz deyip endekse geçeyim. Arkadaşlar dediğim gibi şu çizginin altı benim için bir düşen trendtir. Artık marketin düşüş yapısına evrildiğinin bir kanıtıdır. Bunu kısa vade için söylüyorum. Çünkü uzun vadede zaten bir düşen trenddeyiz. Daha düşük dipler yapıyoruz bakın. Yani şu tepe üzerinde bir tepe yapamadığımız sürece yeniden yükseliş trendine girdiğimizde net olarak bence bahsedemeyiz. Son tepenin üzerine geçmek, son zirvenin üzerine geçmek bence önemli olacaktır. Ya da birkaç kere üst üste yeni zirveler yani yeni tepeler yapmamız lazım ki biz bir yükseliş trendinden söz edebilelim. Şu an maalesef ki yeniden düşüş tarafına doğru eğildik. Bugünkü hareket de düşüşün onayı gibi oldu. Bakın şöyle bir iğne attı üstüne çıkıyor gibi oldu ama çok sert satış yeri ve bu da düşüşün onayı gibi oldu. Yavaş yavaş aşağı doğru gelmeye başlıyoruz. Bugün birazcık endek üzerinde çalışınca 4 saatlikte bir farklı görüntü daha keşfettim ve şu arkada gördüğünüz paralel kanalı çizdim. Bakın arkadaşlar üst tarafta direnç olarak kullanılmış, alt tarafta destek olarak kullanılmış bu yapı. Ve genellikle orta bantlar çalışır bu yapılarda. Şu an tam orta bandın üzerindeyiz. Yani 4900 sabah ve öğlen de dediğim gibi çok kritik bir seviye. Bunun altında olacak kapanışlar bizi çok çok sıkıntılı yerlere götürür ki bu kanalın hedefi yani dibi 4300 civarı. 4300'lerden dönüş beklemeye başlarız. O yüzden durum pek iç açıcı değil. İşlemlerinizi dikkatli alın. Stopunuzu kullanmayı unutmayın ve mutlaka ama mutlaka kazanızın çok ufak bir kısmıyla trade edin ki acemiyseniz bu piyasalarda çok tecrübeniz yoksa çok da trade etmenizi tavsiye etmem bu piyasalarda. Çünkü dediğim gibi olabildiğince riskli piyasalar. Burada tam döndü dedik ama yine her zaman dediğim gibi kapanışı beklememiz lazım. Ve kapanışta aslında dönmediğini, bunun bir onay olduğunu ve aşağı yeniden hareketin devam edeceğine dair çok güçlü bir sinyal gördük. Şu an 4900 tutmaya çalışıyorlar. Bakalım ne kadar tutabilecekler. Trendin üzerinde pozitifim, trendin altında negatifim. Yani o sebeple hala negatif bakış açımı sürdürüyorum ve büyük oranda nakitte kalmaya devam ediyorum endekste. Yarın 4900'den alacağımız bir tepkiyle yeniden trendin üzerine atarsak ki o da artık trend zamansallıktan dolayı düşe düşe 5000 lira kadar geldi. Bir 5000'in ya yani 5050'nin üzerinde kapanış
bizi biraz rahatlatabilir. Böyle hacimli bir mum gelirse 5050 liraya kadar bizi birazcık rahatlatabilir. Ondan sonra belki birazcık daha nakitten kısıp pozisyon büyüklüğümüzü arttırabiliriz. Yarın bunun gün içinde konuşuruz, dediğim gibi. Yarın da gün boyu aktif olacağım Twitter'da. Beklerim hepinizi. Endeks hakkında diyecek başka bir şeyim yok. Bugün de çok bir vaktim yok açıkçası. Olabildiğince kısa kesmeye çalışacağım videoyu. O yüzden hemen bir sonraki hisseye geçelim. Astor sonunda benim beklediğim yere geldi, sağ olsun. Ve şu yükselen trend çizgisine değdi. Ben de bugün bir miktar öğlen aldım. Astor çizgi altını kapanışta stop koyup şu an takip ediyorum. Bugün de gayet iyi bir kar bıraktı, %8'e yakın. Ki zaten aynen tam açıldığı yer orasıydı. %7-8'lik bir kar bıraktı şu ana kadar. Gayet Astor'a yeniden iyi yerden dahil olduğumu düşünüyorum. Şu an maliyetimi de, yani zaten daha önce de söylemiştim, yükselen trendlerin en güzel tarafı fiyat yükseldikçe sizin stopunuz da yükseliyor. Mesela yarın ben stopum bugün buradaydı. Yarın şurada olacak. Birazcık daha yükselmiş olacak. Ertesi gün şuralarda olacak. Stopum da sürekli yükselecek. Çizgi altı stopla Astor taşımaya devam ediyorum arkadaşlar. Bugün nakitin bir kısmını Astor için harcadım. Zaten buraya aldığım grafikleri, buraya aldığım hisselerin grafiklerini her geçen gün güncellediğim için hem siz hem ben oldukça hakim bir durumdayız. Ve o yüzden genellikle işlemleri bunlar üzerinden yürütüyorum. Yani bir 10-15 tane ana hissem var. Bir 10-15 tane de böyle ara ara baktığımız zaman gözümüzün üzerinde olduğu hisse var. Yine bir 5-10 tane de Twitter'da grafiğini paylaştığımız, hakkında fikrimizin olduğu bir hisse var. Yani böyle çok geniş anlamda 50 hisse, 45-50 hisse hakkında iyi fikrimiz var. Ciddi fikir, yani bunların yarısının hakkında ciddi fikrimiz vardır. Yarısı hakkında da iyi bir fikrimiz var diyebilirim. İşte bugün iyi fikrimiz olanlardan birisi mesela Penta. O ciddi değil, iyi bir fikrimiz var. Penta'da çok çok güzel dönüşü yakaladık. Ondan bahsedeceğim. Astor için söyleyeceklerim bu kadar. Yani Astor'u biliyorsunuz buradan aldık. Tepkisinin güçlü olmasını bekliyorum. Endeks bu kadar kötüyken zaten devam etti. Çizgi altı stopa takip ediyorum. Nereye gittiğinin önemi yok. Dediğim gibi onu ileriki günlerde bakarız. Şu an tek önemli nokta çizgi altı stop. O da neresi bakalım, işte 57 TL stopuyla. Az sonra takip etmeye başladım arkadaşlar. Deyip Türk Hava Yolları'na geleyim. Türk Hava Yolları'nda bir senaryom vardı. O senaryo ikinci günde de işlemeye devam ediyor. Bakın, şurada ufak tepkisini aldı. Sonra düşüş ve kutuya geliş demiştim. Şunu şöyle alalım. Bakın, kutuya yaklaşmaya başladı. Türk Hava Yolları 121 TL demiştik. Bugün 122 TL'den dönmüş. Ben kutuda bir akümülasyon sonrasında şöylesine bir yükseliş bekliyorum. Yani yaklaşık %8'lik 9'luk bir yükseliş bize bırakabilir kutu içerisinde. Dediğim gibi sabırla çizdiğim yere gelmesini bekliyorum. Çizdiğim bölgeden net bir tepki almasını bekliyorum. Çizdiğim bölgenin bir güzel tarafı da stopu çok yakın. Yani hemen 118 TL altı kapanışta stop olacak şekilde takip edeceğim. O yüzden benim deneyeceğim bir işlem. Hatta belki reverse durum yapısı görmeden emirle bile bu işlemi deneyebilirim. Çünkü stopu çok yakın olduğu için açıkçası kaybedeceğim miktar belli. Kafam daha rahat olur. Emirle stop da atabilirim. Belki kapanışı beklemem. Piyasa kötü olursa eğer, Türk Hava Yolları oraya geldiğinde piyasa çok kötü olursa stopu beklemeden, belki kapanışı beklemeden emirle stop olabilirim. Büyük risk almamak adına. Çünkü dediğim gibi çok yakın bir stop, yani kutu içerisinden alırsa, yani %2'lik bir stopu var maksimum, değerlendirilebilir. Türk Hava Yolları 121-118 TL arasındaki kutuya gelip şöyle bir tepki vermesini bekliyorum. Bakın, şu ana kadar istediğimiz gibi hareket ediyor Türk Hava Yolları deyip Ereğli'ye geleyim. Ereğli'de de arkadaşlar aynı şeyleri söyleyeceğim. Söyleyeceğim şey şu: acele etmeyin, bırakın 35-36 TL bandına gelsin. Bekleyin, fiyat sizin istediğiniz yere gelsin arkadaşlar. Siz fiyatın ayağına gitmeyin. Siz fiyatın ayağına giderseniz siz cebinizden daha çok verirsiniz. Bırakın market cebinden versin. Sizin ayağınıza gelsin fiyat. Sabırlı olun, en iyi yerden girmek için, olabilecek en iyi yerden girmek için
bekleyin, acele etmeyin, sabırlı olun dediğim gibi 35-36 TL bandına Ereğli geldiğinde beraber değerlendireceğiz. Oradan bir dönüş işareti görmemiz kaydıyla zaten orası uzun vade içinde bence güzel bir alım yeri olacak dediğim gibi. Gelelim kontrol matiğe. Kontrol matik işte dün söylediğim husus ortaya çıktı. Yani burayı kırınca, yani şurayı kırınca dünkü kapanış şurada olmuştu hatırlarsanız. Şu an 4 saatlik grafikteyiz. Dünkü kapanış arkadaşlar şu mumlu oldu. Yani çizginin altına kırdı. İşte çizginin altına kırmasının kötü tarafı şu, bu çizgiyi tekrar direnç olarak kullanmaya başlayacak bu. Ve bizim yükselişimizi engelleyecek. Bakın bugün iki kere bu çizginin üzerine harekette bulundu. Fakat her ikisinde de geçemedi. Çünkü çizgi artık direnç olarak çalışmaya başladı. Tıpkı şu yükseliş zamanı, bakın buralarda kaç kere denedik. Ya da şuralarda da bakın kaç kere red dedik bu bölgelerden biz. Önemli bir çizgi. Yine kontrolmatik burayı destek direnç olarak kullanmaya başladı. Özellikle şu kutuya gelirse alım düşünüyorum demiştim. Oraya gelmeden döndü. Yani çok ufak bir fark da kaçırdım. Yeniden kutuyu beklemeye devam ediyorum yeni işlem için. Yeni işlem için bir diğer alternatifim de 173 TL üzeri günlük kapanış. İkisinden birini bekliyorum. Hangisi gelirse ona göre kontrol matikte işlem alacağım. Onun dışında ortalardan işleme girme niyetim pek yok arkadaşlar. Bunda da acele etmiyorum. Mottomuz hep aynı biliyorsunuz. Biz bekliyoruz. Fiyat ayağımıza geliyor. İnanın çok daha iyidir. Sizin gitmenizdense çok daha iyidir. Daha az zarar. Daha yüksek kazanç potansiyeli. Marketteki sizin de sloganınız olursa, psikolojinizi buna göre eğitirseniz gayet güzel kazançlar elde edebileceğinizi düşünüyorum. Kontrolmatik'te de durum böyle. Gelelim Sasa'ya. Şimdi arkadaşlar Sasa'da biz düşen trendi aşağı kırdık. Özür diliyorum. Yükselen trendi aşağı kırdık. Ve daha sonra burayı bir direnç olarak çalıştı. Ve şimdi bugün de burası bir direnç olarak çalıştı. Yani tam üzerinde kapatamadık. Üzerinde kapatırsak, yani şu an 108 TL diye bizim 108.5 üzeri kapanışlarımızda hedefimiz direkt üst bant olur. Yani 118 TL olur. Sasa'da şöyle bir hareket beni şaşırtmaz. Yani %8-9'luk bir kar hareketi beni şaşırtmaz. Yeniden kendisini çizginin üzerine atarsa sert gideceğini tahmin ediyorum. Çünkü çizgi dışına taşmalarda bakın sert hareket. Genellikle böyle olur. Çizginin altına atılan iğnelerde içeri girmiş. Sert hareket. Bu paralel kanallarda, düşen trendlerde genellikle sık kullanılan bir metottur. Takip ettiğimiz destek altına kırdığında, özellikle paralel kanallarda da yeniden o bölgeyi geçerse sert hareket etmeye müsaittir, sert hareket etmesini bekleriz hisselerin. Sasa'da da aynı durumu bekliyorum. Yeter ki üzerinde kapatsın, buradan bir red deyip düşmesin. Çok milimetrik bir yerde kapatmış maalesef ki. Ama hala altında olduğu için bir şey diyemiyoruz. Yarını beklemek zorundayız. Sasa özelinde buralardan, yani şuraya destek olup denenebilir mi, ama hiç gerek yok. Endeks de kötü bir haldeyken hiç gerek yok deyip Pegasus'a geleyim. Şimdi Pegasus'ta da bir senaryo çizmiştim hatırlarsanız. Dünkü videoda. O beklentim şu an oldu. Yani bu düşüşün devam edeceğini ve kutuya geleceğini, kutudan tepki alacağını ümit ediyordum. Kutuya geldik. Şuradan iğne yattık. Birazcık da tepki aldık. Şimdi burada birazcık akümülasyon, kutu içi olabilir, kutu üstü olabilir. Birazcık akümülasyon sonrası sert hareketlerle önce bir et, daha sonrasında şu iki direnci kırabiliriz. Bu iki direnci kırarsak zaten önümüzün çok çok açılacağını söyleyebilirim. Pegasus'ta da şu bölgeden belki bir kademe toplamayı, bir kademe buradan, bir kademe buradan gibi kutu altına stop koymayı deneyebilirim. Oradan güzel bir reverse alım yapısı ya da buraya geldiğinde endeks güzel bir bölgede olursa Pegasus'ta bunu deneyeceğim. Zaten arkadaşlar işleme gireceğim zamanları her zaman söyleyemiyorum Twitter'da, ama genellikle ne zaman gireceğimi söylüyorum. Yani Astor'da örneğin mesela haftalardır çizgiye değer alım yapacağım diyordum. Burada da aynı şekilde Türk Hava Yolları'nda günlerce söylüyorum. Alfa'sın grafiğini artık hepimiz ezberledik. Penta'yı daha önce paylaştım. Gezinomi'yi paylaştım. SDT'yi paylaştım. Birazdan Bülbüloğlu Vinç'e geleceğiz. Göknur'u bugün ilk defa inceleyeceğiz. Çok çok fazla yazan oldu. O yüzden Göknur'a da bakmak istedim.
Pegasus'ta da durumlar bu şekilde arkadaşlar. Dediğim gibi kırılım bekleyelim. Aşağıda akümülasyon bekleyelim. İşleme girmek için acele etmeyelim. Bakalım kutu tutabilecek mi? Şimdilik ufak bir tepki verdi ama bakalım bu kutu Pegasus'u tutabilecek mi? Daha önce mükemmel tutmuş. Belki yeniden tutar deyip Bülbüloğlu vinç'e gelelim. Bugün burada gerçekten çok çok nasıl diyelim? İyi hareket ettik diyelim. İyi analiz yaptık. Güzel beklentimiz güzel karşılandı. Yani tabii ki buna birazcık şansı da eklememiz lazım. Çünkü birçok benim grafiğine güvendiğim hisse paylaştım. Yani endeks dolayısıyla o kadar çok salanlar oldu ki ama Bülbüloğlu Vinç yanıltmadı sağ olsun. Sabah Bülbüloğlu Vinç ile Yeo Teknoloji'nin grafiklerini paylaşmıştım. Bülbüloğlu Vinç'in şu alt nalından tepki almasını beklediğimi yazmıştım arkadaşlar. Çünkü daha önce test edilmemiş bir alt nalı. 4 saatlik zaman dilimimiz hiç de düşük değil. Hiç fena olmayan bir zaman dilimi. Buradan tepki alabilir demiştim. Ve zaten şu bölgeyi bir iğneledikten sonra direkt tavan yaptı. Müthiş bir kar bıraktı. Değerlendirenler için %4, %5 civarında bana kar bıraktı. Çünkü dediğim gibi dipten tepeye yakalanmamız imkansız. Market biraz daha iyi olsa %8-9 alabilirdim belki ama emin olmak istedim birazcık. O yüzden Bülbül oluyor işte böyle bir metodu izledim. Yükselişin yarın devamı gelebilir. Çünkü şuraya onay attı. Onayını da aldı. Yeşille tekrar yani tavana kilitledi. Yani şu onay hareketi de çok önemli. Bakın burada ince çizgileri kaçırmamaya çalışın. Ya yani bu bölgenin onayını aldı. Şimdi şöyle bir direnç yapısı var önünde. Bakalım şuradan bir şey çıkar mı? Yani pek çıkamayabilir yani denenebilir. Belki şurayı kırarsa 3 tane temas var. Çok kısa zaman dilimi içerisinde 3 tane temas. Şunu da sayalım hatta. 4 tane teması var. Şurayı kırarsa 65 TL üzeri kapanışlarda çok çok hızlanır ki buradan alacağı ivmeyle bence gidebilir. Yani Bülbüloğlu Vinç'ten hala ümidim var. Buradan alınır mı? Alınabilir. 62.46'na stop koyarak alabilirsiniz. Ama stopu çok yakın. Yani doğru düzgün bir kaybınız olmaz. %2'lik bir kaybınız olur. Emirle stop atın. Çünkü yeni bir hisse sert hareket ediyor. Bir anda kendini alt dalının altına da atabilir yeniden. O yüzden 62.46 stoplu dilerseniz deneyebilirsiniz. Bülbüloğlu Vinci şu an bence güzel bir yerde hareketine devam etmek için de önü açık. Ama şunu da söyleyeyim. Buradaki desteğimiz şu alt dalındaki destek gibi değil. Yani onun da kesinlikle altını çizmek isterim. Buradaki destek daha kırılgan. Altında kapatması daha muhtemel. Burada bir bizim konseptimiz var. Alt dalı dediğimiz bir konsept. Bir arsalet bölgesi burası. Buranın çalışmasına o yüzden daha çok güveniyordum. Burada sadece bir çizgimiz var. O yüzden buraya güvendiğiniz kadar buraya güvenmeyin. Piyasanın koşullarını da gözeterek risk alabilirim. Risk almakta sıkıntı yok diyorsanız karar tabii ki sizin arkadaşlar. Diyelim gelelim Göknur'a. Şimdi Göknur'da 30 dakikalığa kadar indim. Şuralarda bakın bayrak yapa yapa ilerlemiş aslında yani. Şurayı kırmış, ilerlemiş. Yükseliş, yükseliş, yükseliş. Şimdi aynı yapıyı bir kez daha oluşturuyor. Şöyle bir şey yapmış. Bakın. Şöyle bir şey yapmış. Bunu aşağı kırmış daha sonra. Bu biraz sıkıntı. Yani bunu aşağı kırması hoş olmamış. Destek nerede? Destek yani şurada bir destek var 20 TL'lerde. Oraya kadar gelmeyebilir. O yüzden desteği şu an bir kenara bırakıp şu bölgeyi takip ediyorum. Şuranın kırılımını takip etmek istiyorum. Burayı en doğru şekilde nasıl, en çok temas nasıl alabiliriz diye bakıyorum ama ya burayı kutu olarak çizsek bence çok çok daha kafamız rahat eder. Yani şöyle bir yapı. Yes. Tüm iğneleri aldığımız şöyle bir yapı. Bunun üzeri de kaç arkadaşlar? 25.96. Yani 26 TL'lerde kapanış yapacak Göknur'un hareketi devam edebilir. Çünkü şu bölge oldukça fazla iğnelenmiş, yıpranmış, geçilebilir. Yani yıprandığı için güç topladığında bu bölgeyi geçilebilir. Ama dediğim gibi bölgeyi geçmeden işlem almak çok da mantıklı olmaz. Şöyle yaptığımızda da zaten yine hani kutunun üstüne falan denk geliyor.
O yüzden 26 TL'ye beklemekte bence fayda var. İşleme girmek için iyi bir yer değil, altı boş. Çünkü 20 TL'ye kadar altı boş. Acele etmemek lazım. Dediğim gibi güzel bir şeyler denk gelirse, yani 26 TL üzerinde 30 dakikalık bir kapanış dahi olsa iş görebilir. Kutu altına stok koyarsınız. Oradan bize bir şeyler çıkabilir. O şekilde değerlendirebilirsiniz arkadaşlar Göknur'u da. Onu da şimdilik bir kenara bırakıyorum. Bu ara halka arzlarla halka yeni arz olmuş şirketlerin baya baya analizini yapmaya başladık. Birçoğu neredeyse sürekli listemizde Göknur yoktu bir sanırım. Göknur'u da almış olduk böylece. Yeni halka arz olacak bazı şirketlerle ilgili de çalışmalarım var. Birazcık vakit bulabilirsem bu çalışmaları birazcık daha detaylandırıp video halinde sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Yani YouTube için teknik analiz dışında da çok güzel fikirlerim var. Ve hem işin eğitim kısmı hem şirketlerin tanıma üzerine, halka arz olacak şirketleri tanıma üzerine planlarım var. Ama dediğim gibi biraz yoğunluğum var. O yoğunluğu birazcık atlattıktan sonra daha farklı içerikteki videolarda gelmeye başlayacak. Onların da size faydası olacağını düşünüyorum. Deyip Alfas'a geleyim. Şimdi Alfas'a demiştim ki şöyle bir düşüş geliyor. Evet. Hani buradan girelim mi dediniz, kutu altına stop koyup. Ben de dedim ki bir dönüş onayı görmeden girmek çok doğru olmaz. Düşük zaman dilimlerinde dönüş onayı geldi mi bakmadım açıkçası. Nerede gelmiş, nerede gelmiş. Yani ben kutu üzerine atmasını bekledim. Mesela şu mum kutu üzerine gelseydi bununla girerdim ama kutu üzerine gelmediği için girmem. Şu mumla girerdim işte. 329 TL'den girilirdi. Bakın. Dibe geldikten sonra yeniden kutunun üzerine atmasıyla işleme girilirdi. Stopumu da kutunun altına koyardım. O şekilde işlem deneyebilirdim Alfas'ta. Kutu yine iyi çalıştı. Çok güzel çalıştı. Direnç olarak çalıştı. Kutuyu kırdı. Şimdi geldi. Destek olarak çalıştı ve Alfas'a yine müthiş bir yükseliş verdim. Yani Emir'de çalışanlar bile bundan para kazandı arkadaşlar. Yani hocam ben mesela var öyle arkadaşlar da kutuya emir atıyor, kutunun altına stop koyuyor, reversal'ın yapısıyla ilgilenmiyorum ben diyor. Onlar da bu grafikten iyi para kazanmışlardır. Bugün %8'e yakın bir yükseliş verdi Alfas. Dediğim gibi şurada bir engel olabilir, 387-388 TL civarında. Kaldık tabii şurada da bir engulfing var. Yani şu bölgeden de reddiyemi potansiyelimiz yüksek. Yani 364-368 TL arasından bir red diyebiliriz. Bir sonraki redlerimizi 386. Önü bir tık kalabalık gibi. Özellikle şu mum 4 saatlik olduğu için çok da fazla yormaya da bilir. İzlemekte fayda var. Son durumuna bakmakta fayda var. Yani şurası tabii şu mum sert bir mum. Bu bölgeyi geçebilecek miyiz bakalım. Yani 369 TL üzerinde hedefimiz 385 TL olur. 385 TL üzerinde de zaten önümüz arkadaşlar o bomboş olur Alfas'ta. O yüzden en önemli noktamız kutu altı. Kutu altı kapanışlar bizi direkt bu kutuya getirecek. Unutmayın özellikle yükselirken direnç olarak görmesi önemli değil de aşağı kırması önemli. Aşağı kırarsa sıkıntı. Bakın şurada aşağı kırdıktan sonra direkt bu kutu tepki vermiş. Daha sonra bunu da aşağı kırmış. Aşağıdaki kutuya gitmiş. Burada akımıyla alıp geri gelmiş. Güzel marketi böyle okumak çok keyifli oluyor gerçekten. Alfas'ı da böylece bir kenara bırakıyorum. Gelelim Penta'ya. Penta ile ilgili bir tweet atmıştım arkadaşlar. Çok soruluyor diye daha 4-5 gün önce Penta çok soruluyor. Bu kadar devasa bir düşüş çok soruluyor. Ben de bir bakmak istedim dedim. Bana göre dönerse kutu içerisinden döner. Kutu içerisindeki reversal'ın yapıları değerlendirilir. Onun dışında hayatta bulaşmam dediğim bir hisseydi Penta. Açıkçası ben hiç takip etmiyordum. Almadım da zaten. Ama bir arkadaşımız bu grafiği takip ediyor ve takip edip 5 dakikalıkta reversal'ın yapısı yakalıyor. Ve o reversal'ın yapısıyla işleme girip bugün Penta'dan %9,93'lük bir yani tavan yükselişini kapıyor arkadaşlar. Oldukça iyi bir yükseliş. Penta tavan yaptı bugün. Tertemiz bir yükselişi verdi. Kutu içerisinde dediğimiz gibi reversal mum yapıları değerlendirilir. Bakın bugünkü mumu da harika.
Yani günlerdir birçok insan Penta konuşuyordu. Nereden tepki vereceğini en azından bir hareket unsuru. Yani bakın şu haftalıktaki hali korkutucuydu gerçekten. Yani burada birazcık bir hareket yaptı, hani ben dönebilirim işareti verdi. Bakalım dönebilecek mi Penta? Benim için dediğim gibi kutudan dönmezse altı bomboş, yani o kadar izin vereceklerini çok zannetmediğim için. Hem burada son arz talep bölgesi burası neredeyse. Diğeri ta 10 TL'de, ondan sonra da 1-2 TL'ye kadar düşüyoruz, yani çok kötü yerlere kadar geliyor. 3-4 TL'lere kadar düşüyoruz. Ona izin vereceğini düşünmediğim için bu kutudan dönüş beklediğim, ama altını çize çize Reusable'ın yapısı görmeden girilmez demiştim. Ki arkadaş yine hızlı davranmış. Ben günlükte bir yapı görmeden burada mesela girmezdim. Bu mum gayet güzel bir mum. Denenebilir altın askopla. Ama dediğim gibi şu aşamada bu da birazcık risktir. Hani riskinizi tıpkı arkadaşımızın yaptığı gibi kendiniz alıp, tıpkı başarı olduğu gibi, hani bu sizin başarınız, o arkadaşın başarısı, tebrik ederim onu da. Çok güzel yakalamış. İyi takip etmiş. Hatta kutuyu da güzel çizmiş. Burada bir FTR bulduğunu söylemişti. Ben direkt Dimet bölge olarak çizdim burayı. O bir FTR olarak burayı çizmiş. Daha da küçük bir alan. Çok güzel bir çalışma. Zaten kendisi bizim eğitim grubumuzda yer alan bir arkadaş. Çok da hoşuma gitti onun bu grafikten para kazanması. Dediğim gibi grafikleri alıp siz de yorumlayıp, yani beklediğimiz bölgeye gelmesini beklerseniz ve orada reversal'ın yapıları ararsanız, her zaman dediğim gibi para kazanma ihtimaliniz yüksek. Bunun örneklerini ben her gün görüyorum arkadaşlar. Umarım henüz kazanamayan arkadaşlarımıza da bu ilham olur ve onlar da grafiği önünü alıp çalışmaya başlar ve iyi kazançlar elde eder diyeyim. Arkadaşımıza tekrar tebrik edip Gezinomi'ye geleyim. Gezinomi bugün bizi korkutucu bir açılış yaptı ve devre kesti. Daha sonra günlükte bakalım. Daha sonra bu iğne olarak kalmasını çok temenni etmiştim. İğne olarak kaldı. Çok iyi oldu. Daha sonra sağlam artıya da geçti, ama şu ufaktan bir artı da %1'lik artıyla kapattı. 4 gün üst üste yeşil yakıyor. Devam ediyor. Daha sert hareketler yapmasını bekliyorum. Hala Gezinomi'nin çok iyi direniyor. Piyasaya gerçekten mükemmel direniyor, ama endeks de izin verse tabii çok daha sert hareketler yapacaktır. Kapanış burada olsaydı stop olmanızı söylerdim. Özellikle bu piyasada alımınız şuradan olması lazım. Çok düşük bir stopta stop olabilirsiniz. Asıl stop yerimiz tabii ki şurasıydı. Şurasıydı. Ama yükselen trendde bir destek bulduğumuz için kendimize, hatta şunu şöyle yapalım. Şu çizgileri de alalım. Yükselen trendde bir çizgi bulduğumuz için kendimize bunu değerlendirmekte fayda var. Piyasada kötü, yükselen trend desteğinde kullanmakta fayda var. Kötü piyasada yakın stopla işlemden çıkabilmek için, dediğim gibi Gezinomi beklentim devam ediyor. Bence güzel mücadele veriyor. 4 gündür yeşil mum yakarak şu piyasada güzel mücadele veriyor. Piyasa biraz düzelse bence bekleyenlerine ödülünü verecek, ama gidip buralardan girmeye çalışmayın derim ben. Yani biz artık girdik. Yani biz de buralardan girmiştik, ama biz artık girdik. Ki bazı arkadaşlar buralardan girdiler. Ben söyler söylemez giren arkadaşlar olmuş. Ben bu kapanışla girmiştim. Yani şu an %8'lik bir stopu var. Ben sıfırdan olsam buradan girmeyi düşünmezdim. Diplerden yakalayabildiyseniz, burada bir dönüş mumu görürseniz ne ala, o zaman tabii ki girilir. Desteğe yakın yerde denenebilir deyip SDT uzay ve savunmaya geleyim. Bundan da dün bahsetmiştik arkadaşlar. Dün 7 hisselik bir video çektim gece. Umarım denk gelenler, izleyenler olmuştur. Orada da bahsettim SDT'den ve şu bölgenin destek olarak kullanılmasını, destek olarak hareket etmesinden bahsettim. Bu bölgede bir dönüş yapısı görülürse işleme girilebileceğinden bahsetmiştim o videoda. Onu dinleyip, onu uygulayıp, onu grafikte gözlemleyenler bugünkü piyasada da SDT'den güzel para kazanmışlardır. Helali hoş olsun. Videoları olabildiğince takip etmeye çalışın arkadaşlar. Hatta bildirimleri de açarsanız bazen ekstra videolar yüklüyorum kanala. Mesela dün gece
Vaktim vardı. Bir saatlik özür diliyorum. Bir 17-18 dakikalık bir video çektim. Attım. 7 tane sitenin analizini yaptım. Aselsan, Kardemir, Karabük, işte Doğuş, Euren, Pegasus, Doğan Holding gibi. Ve onlardan biri bugün mesela bize çok çok güzel kar verdi. İstediğimiz bölgeye gelip istediğimiz tepkiyi verdiği için. O yüzden kanalın bildirimlerini açmayı unutmayın ki videoları kaçırmayın. Grafikleri de yakalamış olursunuz böylece. Sanırım bugün için söyleyecek daha fazla bir şeyim yok. Yarın gün boyu aktif olacağım arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için, güzel yorumlarınız için çok çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlarınız var. Hepsine dönmeye çalışırım ama bazen yetişemiyorum gerçekten. Gerek Twitter'dan gerek YouTube'dan. Ya da bazen vaktim oluyor. Daha sonra dönerim diyorum. Unutuyorum. Dönüp dönemediğim arkadaşlar kusura bakmasınlar lütfen. Hepinize çok kez teşekkür ediyorum. Hem içtenliğiniz, hem samimiyetiniz, hem de verdiğiniz destekten ötürü herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere.